Ama patronum senin öyle bir durumun varmış. Böyle hani şeyde telefonda J harfindeymişsin. Joker. Abi şey başrol oyuncusu gitti. Bu akşamki temsile çıkıyorsun. Mesela Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Enteresan. Evet, Yaşar Yaşamaz da yıllar önce öyle bir şey başıma gelmişti. Pardon, Yaşar'ı oynamışsın abicim. Çok evet. Özür dilerim yani. Evet. Yani başrolü. Evet. Öyle bir şey anlatsana onu bir. Ya aslında Yaşar Yaşamaz Ali Sürmeli oynuyordu. Ali Sürmeli hastalanmış gelmedi dediler. Aradan 3,5 yıl geçmişti. Ali askere gidince ben onun rolünü oynamıştım. Sonra Ali'ye devrettim. Ben kendi oyunlarıma devam ettim. 3,5 sene sonra tiyatrodan aradılar. Dediler ki Ali Sürmeli hastalandı. İşte 2 saat sonra oyunu başlatmak zorundayız. Acele tiyatroya gel dediler. Gittim. Dedim ya ben 3,5 sene oldu. Nasıl yapacağız falan. Dediler ki eline teksti alırsın. Biz seyirciye söyleriz. Dedim ben de ya şimdi seyircinin önüne başrolü kalkıp elinde tekst alıp çıkmak hoş bir şey değil. Ben kendimi izleyicinin yerine koyuyorum şimdi. Oyun izlemeye gelmişim. Birisi çıkmış elinden okuyarak oynuyor. Merhaba, izninizle şey okuyacağım bu akşam. Bu akşam okuma şeklinde götürdüm. Sonra aklıma geldi, dedim ki ya benim dedim oynadığım zaman çekilmiş olan bir video görüntüsü var mı? Var dediler. Hemen yukarıya çıktık şeye, sahne amirlerinin odasına, video kaseti koydular. Birinci perdeyi, şarkılarını ve dansları atlayarak sadece metin olan bölümlerini, sahnelerini geçtim. O ara hadi oyun başlıyor dediler. Oynadıkça, nasıl bir şey ya? Oynadıkça hatırlamaya başladım. İnsan beyni çok enteresan hakikaten. Hatırladıkça da coştum yani, tabiri caizse. Ya sanki 3,5 yıl önce oynamışım gibi oldu bir anda. Birinci perdeyi sağ salim bitirdim. Ondan sonra ara verdiler. Ara 15 dakikaydı. Dedim ara hiç olmazsa 20 dakika yapalım. İkinci perdeye bakayım. Yukarıya çıktık. Yine hızlandırılmış olarak ikinci perdeye baktık. Tamam dedim, hatırladım. Çıktım, ikinci perdeyi de oynadım. Abi öyle çok diyeyim. Enteresan yani bu, ama sadece evet. Bu oyunda öyle. Başka evet. Şey dizilerde de başına geliyormuş galiba bu. Bazen oluyor tabii. Birisi mesela bir işe soyunuyor, vazgeçiyor, hastalanıyor falan filan. Ya gel bakalım sen bize bir yardım et, bir şey yapalım. Şöyle sen böyle falan. Şey gibi hani ne, İlyas gibi değil mi? Yok, Hızır, pardon. Hızır sen benim ama şey kuvvetlidir ezberi. Ha, ezberi biraz tabii, kuvvetlidir. Oyunculuğu da biraz hemen eziyor. Hemen şak şak söyler. Çok enteresan tabii, ama tabii, ya. Tabii tabii. Aslında hoş bir şey değil aslında. Pazarlık mazarlık yani. Nasıl yapıyorsun abi bu arada? Pazarlığı ben yapmıyorum. Ha, o güzelmiş. O zaman güzelmiş. Yapıyor. Peki günlük yerine anlık defter tutuyor musunuz? Anlık defteri. Lisede yapıyormuşsunuz bunu galiba. Devam evet. Ediyor mu o alışkanlık? Hayır. Lisede kaldı. Peki o anlık ne demek? Anlık defter. Şöyle bir şey, hani günlük değil. Defterimi yanımda taşıyordum 15 yaşlarındayken. Çok uzun zaman geçti üstünden ama. O anda hissettiklerimi yazmak için. Hem benim bana yarenlik ediyordu defterim. Hem de yaşadığım şeyleri o anda deftere geçiriyordum. Tabii yazmayla ilgili güzel bir egzersizdi benim için. Bu arada yani kankanız defteriniz oluyor. Evet. Bu anlamda değil mi? Gibi. Niye? Arkadaşlarla bozuk muydu aranız? Yok, hayır, ama insanın çok mahreminde olan şeyler, gizlinde olan şeyler herkese açılmıyor. Bazen de açılmamalı. Bir de defter de konuşmuyor ya, öyle bir garanti var. Defter konuşmuyordan ziyade kendi mahreminizde, kendi gizlinizde olan şeyleri kendinize bir kez daha hatırlatmak için güzel bir egzersizdi. Zaman zaman okuyor musunuz? Yani o yaş defteri? İtibariyle güzel bir şeydi bence. Duruyor mu defter? Yani hala o 90'lı yıllardaki defterlerime falan ulaşamıyorum ama... Ben şu anda onun verimlerini aldığımı düşünüyorum. Güzel, yazmakla yani, ilgili olarak. Anladım. Evet. Yazı ile ilgili bir o zaten çok geçmişte, ben şimdi son 1-2 yıldır yazıyorum bazı şeyler. Geçen yıl Yılmaz Erdoğan'ın sketch atölyesindeydim. Hı. Orada öğrendiklerimden sonra profesyonel anlamda da hani oraya geçiş yaptı. Çünkü yazdıklarımız oynandı. Bununla ilgili soru sorulduğunda ben onu söylemiştim. Hani ne kadar zaman? 5 yaşından beri yazıyor musun? 5 yaşından beri müzik yapıyor musun falan gibi insanlara böyle sorular soruyor. Kaç yaşından beri yapıyorsunuz? Neyi? Yazı işini. İşte o 15-16. Oyunculuğu? Oyunculuk 22. Tamam. Böylece mahrem hiçbir şeyiniz kalmıyor. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programımıza. Yani 3 sene önceden beri oyunculuk. Kaçlı olduğunuzu yazdılar buraya. Ya Türkiye'de hiçbir şey gizli kalmıyor. Hele gibi sosyal medyada çıktı. 1980 doğumluymuşsunuz. Hayırlı evet, olsun. Evet, doğru. Kim bunu yazan ya? Ya kim de bu jurnalistler? Böyle var adamlar. Güven Bey, Londra'da radyoculuk yapmışsınız. Yaptık. Ve üstelik bunu bir mucizeye borçluymuşsunuz. Evet, aynen mucize öyle. Mucize nedir? Ya mucize dediğim bir rastlantı aslında. İnsan hayatında rastlantılar çok önemlidir ya. Konservatuvardan henüz yeni mezun olduğum bir yıldı, 92 yılıydı. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde yürürken çok sevdiğim Hakan diye bir arkadaşıma rastladım. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun, oradan buradan laflarken, işte ben dedi kısa bir zaman için tatile geldim, tekrar gideceğim. Nereye gidiyorsun? Londra'ya gidiyorum. Ne yapıyorsun? Radyoculuk yapıyorum. Aa, Allah Allah falan filan derken,
Sonra işte benim yakın arkadaşım konservatuvardan Meltem Cumbul. Hı hı. Bunlarla sohbet muhabbet ederken beni de aldırdılar oraya. Bir anda hayatım değişti. Ben kendimi Londra'da buldum. Ne yapıyorsun? Ne yaptın radyoculuk yapıyorsun? Bayağı radyoculuk peki, yaptım. Peki nasıl yani? Hani sabah programı yaptım. Öğleden BBC sonra Türkçe şeyinde falan mı yok, yoksa? Şimdi o zamanlar 92 yılında hatırlarsanız radyolar, özel radyolar henüz daha lisans almamışlardı. Tamam, oradaydılar. Kaçaktılar. Tabii, evet. Dolayısıyla onlar İngiltere'den yayına çıkıyorlardı. British Telecom'dan. Hı hı. Buraya yayın yapıyorlardı. Vericiler oradaydı ama. Radyo da orada kuruluydu. Çünkü mevzuat buna uygun değildi henüz. Anladım. Dolayısıyla biz Kanal 6'nın, Ahmet Özal'ın kurmuş olduğu Kanal 6'nın radyo istasyonuyduk. Çok Kanal güzel. 6'nın da vericileri oradaydı. Kimler vardı? Meltem vardı, sen vardın. Meltem Hakan vardı, ben vardım. İşte Hakan arkadaşımız vardı. Zeyno geldi sonra yanımıza. Zeyno Güneş. Zeyno Güneş. Bayağı bir kadro yapmışsınız evet, orada abi. Bayağı Murat diye bir arkadaşımız vardı. Londra Türk gücü kadrosu. Bayağı yani. Güzel geçti aslanlar gibi oradan bir takım çıkardı. Çok peki, keyifliydi yani. Başka Londra mucize oldun mu hayatında? Yani sadece bu mudur mucize ya da rastlantı diyelim. Hayatını değiştirecek. Valla mucize gibi aslında lisede tiyatroyla tanışmam bütün hayatımın yönünü değiştirdi tabii. Melda diye bir arkadaşımız sınıftan. Ben lise 1'e başlamıştım. O da ya sen böyle herhalde beni ağzı laf yapan bir çocuk olarak gördü. Okulda dedi tiyatro kolu var. Sen de gelsene. Allah Allah falan. Ben de gittim. Cevat Fehmi Başkut'un Göç diye bir oyunu hiç unutmam. Onu sahneye koyacaklarmış. Seçmeleri yapılıyordu işte kim oynasın diye rolleri. Ben de seçmelere katıldım. Seçtiler, beğendiler. Tiyatro orada lise 1'de tiyatro çalışmasına başladım. Ve lise hayatım boyunca da hep tiyatronun içinde oldum. Ve liseden mezun olmadan önce karar vermiştim ki ben artık oyuncu olacaktım. Allah kahretsin. Ben gittim temizlik koluna üye oldum. Ya ne manasızmış ya. Şimdi düşünüyorum dedim. Yanlış yönlendim. Evet abi yanlış yönlendim. Ne olacaksın? Sağlık bakanı olacağım büyüyünce. Yani, enteresan duygular bunlar. Peki efendim sinemada her şey mümkün. Sinemada hani tüm söylediğimiz illüzyonlar mümkün. İşte şeyler hani mutluluk da mümkün falan filan. Tiyatroda bu mümkün oluyor mu Zafer abi? Ne mesela? Yani her şey. Tiyatroda her şey mümkün olmuyor. Tiyatro oyuncu sanatı çünkü. Oyuncuya bağlı. Oyuncu varsa sanatı. Tiyatro var. Evet, tiyatro oyuncu yoksa varsa, avatar yani avatar varsa tiyatro yok. Ya ben tiyatroyu şeye çok benzetiyorum. Kolektif yapılan sporlara çok benzetiyorum. Yani hep birlikte çok iyi bir ekip olmanız lazım. Kolektif yapılan sporlar deyince ulan, yani onu söylüyorum. Yani mesela futbol, voleybol, basketbol bir takım olduğunuz zaman takımın bütün oyuncuları eğer iyiyse iyi takım oluyorsunuz. Tiyatroda da öyle ama hep yaşadığım hayatım boyunca şunu gördüm ki eğer oyuncu kadrosu çok başarılıysa, iyi oyuncularsa yönetmen çok vasat bir yönetmen de olsa bir şekilde oyuncuya teslim oluyor zaten. Yürür gider. Yapacak bir şey kalmıyor adamın. Teknik direktör. Ama sahnedeki oyuncular eğer istenilen performanslı oyuncular değilse dünyanın en iyi yönetmenini de getirseniz seyirci oyunu izlerken kötü not veriyor yani. Sıkılıyor. Anladım.